Merhabalar, Egzotik Karıncam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kargo açılımı yapacağız. Etobur bitki aldım. 5 tane burada etobur bitki var. Hemen açalım. Açarken de anlatayım. Burada sinek kapan bitkisi var. Onun dışında nepetenes var. Obruk, ibrikli bitkilerden. Sarracina var. Bir tane Drosera capitanus var. Bir tane daha Drosera türü var. Bir de tohum var. Açalım, hemen bakalım. Kargo biraz gecikti bu arada. Ama yine de geldi. Bakalım. İçinden çıkacaklar mı? Şöyle. Şurasını da keselim. Bakımlarını filan da araştırdım. Genellikle böyle saf su, saf toprak. Öyle şeyler istiyorlar. Onun dışında çok bir zorluğu yok. Birkaç şeye dikkat ettiğiniz zaman daha iyi. Kışında uyku dönemleri oluyormuş. O yüzden şu an muhtemelen biraz daha cansız olurlar diye düşünüyorum. Ama baharda tekrar canlanıyorlarmış. Şöyle yırtalım. Biraz kaba bir şey oldu ama makasla uzun sürerdi zaten. Mantığını da şuradan hemen keselim. Bir bitkilere bakalım. Ben de ilk defa besleyeceğim etobur bitki. Şöyle hemen. Bu tarafı şeymiş zaten. Düzmüş. Şöyle içini size göstereyim. Böyle. Kağıtlar var hep. Şöyle ilk bunu çıkardık. Hemen şuna bakalım. Bu neymiş? Şöyle biraz sakin sakin açalım. Kamerada tam gözükmüyor ama. Şöyle kağıda sarmış, kargoda zarar görmesin diye. Bunu açmak zaten bayağı uzun sürer. O yüzden diğerlerini de hızlıca çıkartıp en sonunda içine ne var diye tek tek bakarız. Şöyle hemen devam edelim. Ben yukarıdan alayım zaten. Gördünüz hepsini kağıtlamış. Şurada bir tanecik daha var. İçindekileri çıkartalım. Sonra devam edelim. Burada da bir şey var bu yan. Bakalım içinde bir şey daha var. Şunu çıkarttık mı? Evet. Kadraj doldu şu an. Her şey burada. Yavaş yavaş çıkartalım. Ben de hem size biraz bahsedeyim. Kendim de pek bilmesem de. Biraz hızlı bir video oldu. Havada karanlık. O yüzden kusura bakmayın. Şunu açalım hemen. İçinde ne varmış? Derken göreceksiniz. Bitkileri de şu an. Bayağı bir bitki siparişi verdim. İndirim de vardı. Bayağı da sarmış folyoya ölmesinler diye. Bakalım bu galiba altı da ıslakmış. Neyse masayı mecbur sileceğim şimdi. O dura saramış. Böyle. Burada bir etobur bitkimiz var. Bir tanesini açayım size göstereyim açarken. Kalanları videodan sonra ayrıca açarım. Çünkü masayı çok pisletiyor. Altına bir kağıdı sererim. İyi görüyorsunuz zaten. Drosera olması lazımdı. Drosera capitanus galiba. Evet, capitanus aldı mı? Ona bakmak lazım. Şöyle çıkaralım. Toprağı falan var şurada. Şöyle. Altında. Ama çok şey narin. Ben neyse bunları çıkartayım birkaçını. Sonra devam edelim. Şimdi. Şöyle görüyorsunuz hepsini açtım. Tüm etobur bitkileri. 5 tane etobur bitki var. Şurada da tohum var. Şunların tohum olması lazım. Birazdan açıp bakarız.
Diyor görüyorsunuz 5 tane YouTuber bitki var bayağı. Şurada farklı farklı türler hepsi. Bu türleri zaten birazdan size göstereceğim. Bazılarından tam emin değilim ama siz zaten bilmediklerinizi yoruma yazarsınız. Benim bilmediklerimi siz biliyorsunuz yani yazarsınız. Zaten siz aşçılığın paketleri hızlı çekim olarak görmüşsünüzdür orayı ama benim için bayağı sürdü. Şuradaki çöpü görüyorsunuz. Çok fazla paketlemiş. O yüzden biraz uğraştırdı. İlk şununla başlayalım hemen. Şurada Nepenthes olması lazım. Benim en çok sevdiğim tür bu. Görünüşü çok güzel. Dibinde de bir ufak bir parça sphagnum moss var. Nepenthes bunun mantığı da şöyle. Şuradaki obruğa giriyor bir şey. Böcek, sinek her neyse. Canlı. Bazı türleri fareyi bile avlayabiliyor büyüklüğüne göre. Asit, şurada bir asidik sindirim sıvısı var galiba. Böcek ışıktan içine düştükten sonra artık böcek orada sindiriliyor. Böcek ölmüş oluyor. Bu da onun vitaminlerini almış oluyor. Çok da güzel bir bitki. Görüyorsunuz ama bir tık küçük yani. Ama olsun yine de ben çok seviyorum bunu. En sevdiğim bitki bu buradaki bence. Mantığı en güzel. Şöyle obruğun içine bakalım. Tam gözükmüyor ama şurada küçük yapıklar var. Oradan böcek içine düşüyor. Şöyle çok da güzel bir bitki görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bu Nepenthes. Telaffuzum yanlış olabilir. Oraya takılmayın. Burada Durosera olması lazım. Durosera Capitanus alba'ya benziyor bu. Çünkü kılları beyaz. Bunun mantığı da şöyle. Üstüne böcek geliyor. Şuradaki yapışkan kıllar onu yapıştırıyor oraya. Yani çıkamıyor böcek oradan. Böceği alıyor, sindiriyor daha sonra. Bu da sonra diğer aynı şeyle devam ediyor. Burada yine Durosera Capitanus ama bu normali. Albino değil. Bunun kılları kırmızı. Bence bu daha hoş gözüküyor. Gördüğünüz gibi bunun mantığı da aynı. Yine üstündeki yapışık su gibi sıvıları görebiliyorsunuz. Böcek yapışıyor, bir daha çıkamıyor. Bunların hepsi böcekleri çekmek için çeşitli salgılar, kokular, nektarlar yayıyor. Böcekler de bunu yemek için geliyor ama sonra bunlar böceği yiyor. Neyse devam edelim. Şurada bu üçü arkada kalsın. Şimdi biz şunu alalım. En popüleri. Şununla devam edelim. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Diona muscipula Latince adı. Türkçede de direkt sinek kapan olarak geçiyor. Şurada zaten bir tanesi bir sineği gümletmiş bile. Hatta iki tanesi. Burada da bir sinek var. İki sinek gümlemiş. Ben birkaç kapanını yanlışlıkla kapattım kutuyu açmaya çalışırken. Ama mantığı hala gözüküyor. Diş gibi küçük kılları var. Böcek içine giriyor buradaki gibi. Sonra da kapan. Aynen buradaki gibi sıkıca kapanıyor. Sonra daha da sıkılaşıyor. Buradaki gibi. Sonra böceği sindiriyor. Kapağın içinde 3 tane küçük kıl var. Oraya değdiği an otomatik olarak kapanıyor bunlar. En son şu bitki kaldı. Ondan sonra genel bir bahseder. Tohumlara bakarız. Evet burada da Sarracina. Bunun da yine türünü bilmiyorum. Bir Sarracina ama ne bilmiyorum. Bu da hani Nepenthes ama yani alt yani diyorlar yani hayvanlarda da öyle. Bombia orlantis. Bombia familias olması lazım. Orlantis de türün genel adı. Bunlar da öyle. Yani bu Sarracina familyasına mı diyor ama hangisi bilmiyorum işte. Bu da yine ibrikli bir bitki. Burada asit var. Böcek içine düşünce onu öldürüyor böceği. Ondan besin ihtiyaçlarını alıyor azotudur nedir. Genel olarak hepsinde dikkat edilmesi bir şey var. Gereken 2-3 şey var bitkilerde. Onun dışında bakımı kolay. Bunlar galiba kış uykusuna yatabiliyor bazıları. Onu daha sonra araştıracağım iyice. Yani kışın biraz daha cansız oluyorlar anladığım kadarıyla. Bakımlarından sonra değinirim zaten. Şurada mesela toprakları evet topraklarının vitaminsiz toprak olması lazım. Hiçbir gübre gibi bir şey olmaması lazım. Çünkü bunların öldürüyor gübre. O yüzden bitki toprağı değil de böyle saf sphagnum moss'tur. İşte perlikle torf karışımıdır filan böyle saf şeyleri seviyorum. Suda da aynı şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ppm miydi 60 ppm miydi geçmemesi gerekiyor. Yani musluk suyu da 100'ün üzerinde diye hatırlıyorum. Aynı şekilde bazı içme suları 60'ın üzerinde. Ama arıtma suyu 10-12-20 civarlarında oluyor. Arıtma suyu kullanılabilir. Bazı marka suları, klima suyu filan, raw suyu, saf su. Ama arıtma suyuyla ben baktım. Cihazı vardı. Aynı o 20 ppm mi 12 ppm mi öyle bir şeydi. Yani onu da galiba güvenlikte kullanabilirim bunlarda. Ama yine de bir araştıracağım. Daha önce araştırdım ama yine emin olmak için bakacağım. Yani suyu asidik şey suyu vitaminli olursa ölüyorlar. Çünkü bunlar vitamini hiçbir şekilde toprakta suda istemiyorlar. Niye? Çünkü vitamini böceklerden karşılıyorlar.
Yoksa zaten böcek yiyen bir şey olmaz. O yüzden vitaminli hiçbir şey vermeyin genel olarak. Bir de güneşi çok seviyorlar. Güneş gördükçe böyle kızarıyorlar, daha güzel oluyorlar. Güneşi seven bitkiler. Suyu da seviyorlar zaten. Ne kadar nemli, ıslak görüyorsunuz, çamur gibi. Su seviyorlar, ışık seviyorlar. Vitaminsiz, mineralsiz şeyler seviyorlar. Bu kadar aslında düz mantık olarak. Bunları yerine getirdiğiniz sürece her şey daha kolay. Şimdi şu tohuma bakalım. Bayağı da bahsettim aslında. Bahsetmeyecektim ama. Şunları biraz geri getirelim. Şöyle. Şimdi burada da tohumumuz var. Hemen şunu açalım. Düşürdüm. Evet. İki tane şöyle kap göndermiş. Şöyle göstereyim. Bunun tohumun çimlendirmesine bakmışsın. Normal birazcık su dolduruyorsun nemli olması için. O yüzden bir kap göndermiş. Bunların içinde çıkartacaksın. Biraz da mantığını anlatırım. Şöyle iki tane kap göndermiş. Şöyle. İki tane küçük saksı göndermiş. Şöyle. Küçük tatlış bir saksı. Biraz da etobur bitki için özel toprak göndermiş. Görüyorsunuz zaten şurada perlikler var. Ne yiyorum bilmiyorum ama. Aynen. Ne dedi. Burada perlikler var. Perlikle toz karışımı ya da piyat mos müdürü, bir mos türünün karışımı. Onlar için özel vitaminsiz bir toprak. Bunu da göndermiş. Bir çimlendirebileyim. Bunun tıkalı biraz kötü konuşuyor olabilirim. Neyse burada da Drosera tohumları var. Şu arkadaki iki şey az önce tanıttığım. Albino ve şey normal dediğim iki tane olan yapışkan olanlardan. Onların tohumu 50 tane mix karışık. Yani Drosera'nın bir sürü tipi var. Böyle güneş gülü dedikleri var. Türkçe'de güneş gülü diyorlar galiba. Küçük yerde bitenleri var. Uzun sarmaşık gibi olanları var. Çok fazla tür var. Burada her türden karışık rastgele var. Şöyle açıp bakalım. Tohumları da bayağı ciddi küçük. Dağıtmak istemiyorum. Şöyle zaten burada kağıda şey yapmış. Size ufacık göstereceğim düşürmeden gösterebilirsem. Şöyle kağıdın içinde açayım ki düşürmeyeyim. Böyle. Bunları şimdi çimlendirmeyeceğim zaten. Sonra onu ayrıca videosunu çekerim. Zaten tohumlar bir süre durabilir. Evet. Hadi bakalım görecek misin sen? Şurada aşırı küçük siyah noktalar var gözükmeyen. Gördünüz mü? Bir yerde toplama. İşte bunlar onların tohumu. Birkaç türün tohumu var. Bunların tohumu aşırı ama aşırı küçük. Yani gözle neredeyse göremeyeceksiniz. Hemen bunu kapatayım. Şey yapmadan. Evet. Şunu geri içine koyalım. İnşallah düşürmemişimdir. Çok küçükler. Bunları çimlendireceğiz size sonra. Ben nasıl çimlendirdiğini anlatacağım. Bir de yanına bir hediye göndermiş. Sağ olsun. Ben aslında sadece bu kadar sipariş vermiştim. Ama yanına bir de şu sinek kapanın tohumunu da hediye olarak göndermiş. Hemen şunu sokabilirsem onu da size göstereceğim. Şöyle evet. Onu da poşetine geri koyduk mu? Evet. Burada tohumu. Burada da şu aynen Dionymus jubella. Namı diğer sinek kapanımızın tohumu var. Sinek kapanı da şuradaki bitki zaten biliyorsunuz herkes artık. Sinek kapanı biliyordur. Popüler bir bitki. Ekşi bitki aslında en popüler bitki aslında. En beğenilen. Ama benim en sevdiğim nedense Nepeteles. Çok hoş geliyor bana. Hani 100 tane Nepeteles gelse hepsine de bakarım. Şöyle burada onun tohumu var. Küçük bir şöyle tükürük kabı diyorum ben bunlara. Öyle bir küçük bir kapta göndermiş. Tarantuları falan da çok sinik olunca bundan gönderiyorlar. Altına pamuk koyayım. Şöyle netlerse. Zaten şöyle yazmış üstüne diyor ona diye. Yoksa ben nereden bileceğim bu tohumun neyin tohumu zaten. Şöyle açalım. Böyle içinde görüyorsunuz tohumları. Küçük siyah noktalar. Birkaç tane var. Bunu da hediye olarak göndermiş. Tabii öyle boş hediye göndermemiş. Yanına saksısını ve şeyini de göndermiş. Teryumun neyi onu da göndermiş. Bunların mantığını da anlatayım hemen. Bu normal saksıya nasıl çimlendireceğimizi. Gerçi video değil ama her şeyden bahsettim zaten. Bu toprağın bir kısmını buna koyacaksın. Bunun dibine biraz su koyacaksın. Sonra saksıyı bunun içine koyuyormuşsun. Su şöyle yarısında su olacak saksının. Sonra üstüne döküyorsun. Gömüyormuşsun bunlarda. Sonra kapağını kapatıyormuşsun. Artık ne kadar çıkıyorsa çıkıyorlarmış kendileri. Mantığı öyle. Biraz aceleye gelen bir video oldu ama... Sonuç olarak genel olarak video bu kadardı. Son bir hepsini söyleyeyim türlerin size. Zaten bir soru varsa aşağıdan sorarsınız aklınızda bir soru. Videoyu da sonra bitirelim. Burada Drosera tohumlarımız var. Şu arkadaki ikisi. Yapışkan tuzaklı olan. Bu arkadaşlarımızın.
Ve bunun gibi daha birçok Drosera türünün karışık 50 tane tohumu var. Bir, şu arkadaşımızın burada bir tohumu var hediye olarak gelmiş. Kargodan çıkanları anlatıyorum. Bu arkadaşımızın tohumu birazcık toprak göndermiş. Ekoboldeki toprağa. İki tane küçük saksı çimlendirmek için. Şöyle iki tane küçük teraryum göndermiş kapaklı. Normal bir şey şişesi, kahve şişesi gibi. Göndermiş. Tohumlar bu kadardı. Burada da zaten şeyi görüyorsunuz. Sinek kapan bitkimiz var. Güzel large yetişkin diye sipariş etmiştim ama bir tık küçük geldi gibi bakıyorsun. Ama bu zaten bunlar galiba küçük oluyor. Ama şu nepedeles özellikle çok küçük gibi geldi bana. Neyse. Burada sinek kapanımız var. Güzel bir. Şöyle çok güzel gerçekten. Şöyle yukarıdan göstereyim. İçi kızarmamış tamam ama neyse. Burada Drosera kapa tenisimiz var. Burada da Drosera kapa tenis albamız var. Şöyle çok güzel bu da. Şöyle 3 tanesini. Burada yine Sarracina'mız var. Belki türünü bilmiyorum. Velvet'tir, Judith'tir artık onlar ne oluyorsa. Onlardan biri sonra araştıracağım. Burada da Nepetesenevis'imiz var. Bunun da türünü bilmiyorum. Alatana mı? Ne artık bilmiyorum. Bakarız. Şöyle çok güzel bir Nepetesenes. Küçük tatlı bir Nepetesenes. Dibine de küçük bir moss. Şöyle bitkilerin hepsi bu kadar zaten. Tam kadraj bir göstereyim size. Gayet güzel bir sürü bitki. Video bu kadardı genel olarak. Diyecek başka bir şey kalmadı zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.